Herkese iyi günler. Sevgili öğrencilerimiz, sporda beceri öğrenme dersinin 14. ve son hafta ders notlarıyla tekrar karşınızdayız. 13. hafta dersi bitirirken öğrenme kurallarından bahsetmeye başlamıştık. Bu hafta da dersin girişinde bu öğrenme kurallarına devam edeceğiz. Öğrenme kuralları ile ilgili geçen hafta en son bahsettiğimiz çocukların hareketleri kafalarında tasarlamaları ve çocuklara bu hareketin öğretimi ile ilgili çeşitli video, görsel, cihazlarla ya da rol model olabilecek başka sporcularla destek verilmesinden bahsetmiştik. Bu hafta da öğrenme kurallarına devam ediyoruz. Çocuklar bir şekilde sporcular teşvik edilmeli, alıştırma yapılmalı ve sonuçlar değerlendirmelidir. Yani biz hareketleri yaptırırken çocukları bir şekilde teşvik etmemiz gerekiyor. Onları hareketli yapabilmek için motive etmemiz gerekiyor. Hareketi hangi amaçla yaptıklarına inanmaları gerekiyor. Maçta, müsabakada bu hareketi nerede kullanacaklar? Hangi zor şartlarda, savunma hangi pozisyondayken hareketin hangi opsiyonları kullanmaları gerekiyor? Bunlardan bahsetmeli. Buna göre alıştırma yaptırmalı ve bunlarla yapılan alıştırmanın sonuçlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Yani hareket bu şekilde yapıldığında sonuç olarak biz olumlu bir şey mi elde ettik, olumsuz mu elde ettik? Bizim için faydalı mı, değil mi? Bu hareketi şu şekilde yapmamız bize katkı sağladı mı, sağlamadı mı gibi hem eleştiri yaparak hem öz eleştiri yaparak kendimizi ve sporcumuzu değerlendirmemiz gerekiyor. Ayrıntılar azaltılmalıdır. Ancak ince form kavranana kadar alıştırma yaptırılmalıdır. Biz geçtiğimiz haftalarda ince formda yapılan hareket evrelerinden ve kaba formdaki hareket evrelerinden bahsetmiştik. Kaba formda hareketler hatalı bir şekilde yapılabiliyordu öğrenene kadar. Ama ince formda hareketler yapılana kadar en az hataya indirgenerek hatta hatasız bir şekilde, mükemmel bir şekilde yapılmasını istiyorduk. Bu yüzden biz hareketin yapılmasında mümkün oldukça çok fazla ayrıntıya yer vermemiz gerekiyor. Ve hareketlerin ince formunun sergilenebilmesi için mümkün oldukça hareketler kavranana kadar, alışkanlık haline gelene kadar ve otomatikleşinceye kadar çocuklara tekrar şansı vermemiz, alıştırmaların sayısını ve süresini arttırmamız gerekiyor. Bu sayede hareketler otomatik hale gelecek, ince formda yapılabilirliği çok daha fazla artacaktır. Koordinasyon daima kondisyonu tamamlanmalıdır. Yani biz herhangi bir beceriyi sergilerken ya da koordinasyon hareketini sergilerken bizim kondisyonel faktörlerimiz çok önemli. Eğer kondisyonel faktörlerimiz yeterli değilse beceri olumsuz olarak etkilenecektir. Bizim kuvvetimiz, süratimiz, dayanıklılığımız, esnekliğimiz, işte süratle devamlılığımız, kuvvetle devamlılığımız, çabuk kuvvetimiz bunların hepsinin yeterli ve uygun seviyede olması gerekiyor ki biz müsabakada ya da antrenmanda istenilen becerileri ve hareketleri yerinde zamanda az enerji harcayarak gerçekleştirebilirim. O yüzden sadece koordinasyon çalışması değil, koordinasyon çalışmasıyla beraber kondisyonel faktörlerin de çalışmasına yönelik antrenman ve egzersizler yapılması gerekmektedir. Tüm bu teorilerin ortaya çıkan eksikliklerde kaynağı ne olduğunu ortaya koyması gerekir. Yani biz bu teorilerle hareketin yapımında hangi aşamada ne tür bir eksiklik var, bu eksiklik neden kaynaklanıyor? Fizyolojik bir etkenden dolayı mı, psikolojik bir etkenden dolayı mı, çevresel faktörler mi işin içine girdi, eksik tekrar mı yapıldı, antrenman programıyla ilgili bir sıkıntı var, çocukla ilgili bir sıkıntı var. Bunların tamamının kaynağının ne olduğunu ortaya konulması, buna göre çözüm önerileri sunulması, bu çözüm önerilerinin içerisinde de alternatiflerin içerisinden de en uygununun seçilmesi ve uygulanması gerekiyor. Eksikliğin nedeni bilişsel işlemde mi yoksa antrenman planlamasından mı kaynaklandığı, koordinatif yeteneklerdeki eksiklik mi yoksa metodik yöntemlerde mi eksik olduğu saptanmalıdır. Yani biraz önce bahsettiğimiz olgu eksiklik bizim yaptırdığımız programdan mı plandan mı kaynaklanıyor yoksa çocuklara hareketi öğretirken sözel olarak ya da anlatımda gösterimde mi bir eksiklik yaptık? Çocukların bu hareketleri tekrarlarken seviyelerine uygun bir hareket belirleyemedik mi? Seviyelerinden daha üst düzey bir hareket belirledik, zorlandılar mı? Bunların yaşlarına, cinsiyetlerine, seviyelerine, yeterliklerine uygun mu, değil mi? Kondisyonel faktörlerle ilgili bir eksiklik var. Bundan dolayı beceri mi etkileniyor? Salonun zemininden, ısısından, ışığından alakalı bir sıkıntı var. Tribüne gelen aile fertlerinden dolayı psikolojik mi etkileniyorlar? Buna karar verip eksikliğin nereden kaynaklandığını saptamamız gerekiyor. Antrenörün kendi pratik bilgilerini teoriyle bağdaşlaştırması şarttır. Her gün değişen pratik ve teorik bilgiler var branşlarla ilgili. Antrenörün sürekli kendini yenilemesi gerekiyor. Sadece uygulama yeterli değil antrenörlükte. Mutlaka pratik bilgilerin yanında teorik bilgiler de gerekli.
Sadece göstermekle çocuk birçok şeyi anlayamayabilir. Gösterdiğiniz hareketlerin en ince detayına kadar mutlaka sözel olarak da anlatılması, nerede ne tür hataların olabileceği, bu hataların en aza nasıl indirgenebileceği, hataların en aza indirgenerek hareketin otomatik ve mükemmel bir formda nasıl yapılabileceği teorik olarak da çocuklara aktarılması gerekiyor. Böylelikle daha iyi öğrenme stratejileri geliştirebilir, teşvik edici olabilir. Biz bu biraz önce saydığımız faktörlerdeki olumsuz etkileri en aza indirgeyebilirsek, olumlu olanları da en yüksek seviyeye çıkarabilirsek, hareketin öğrenmesi çok kolay olur, hareketin uygulanması çok kolay olur. Bu sayede çocuk kendine inanıp başarılı olabileceğine inancı daha fazla artar, motive olur veya yani doğal olarak doğal teşvik yöntemini kullanarak çocuğu antrenman şartlarında daha uzun süre sahada tutmayı, istekli olarak antrenmanda kalmayı başarabilirsiniz. Üçüncü başlığımız transfer. Burada tüm spor dallarında tekniklerin uygun olabilmesi ancak ilgili hareketin gerektiği kondisyonel ve koordinatif yeteneklerin kazanılmasıyla mümkündür. Biz hangi branşta antrenman yaptırırsak yaptıralım, hangi branşta çalışma yaptırırsak yaptıralım, burada tekniklerin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için hareketin gerektirdiği kondisyonel faktörler yani kuvvet, sürat, dayanıklılık, esneklik, çabukluk, kuvvetle devamlılık, süratle devamlılık bunları daha da arttırabiliriz. Bunların tamamının hareketin yapılması için gerekli düzeyde ve yeterli düzeyde olması gerekiyor. Koordinatif yeteneklerin kazanılmasıyla mümkündür. Yani biz burada bu hareket için gerekli olan kondisyonel yeteneklerimiz tamam. Ama hareketin tekrarı ile ilgili, hareketin uygulanması ile ilgili, hareketin becerili bir şekilde sergilenmesi ile ilgili problemlerimiz var. Yine hareketin ortaya konmasında sıkıntılar çıkıyor. O yüzden biz hem kondisyonel faktörlerde hem koordinatif faktörlerde, beceri faktörlerinde çocukları hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bunların ikisinden herhangi birinin eksikliğinde hareket olumsuz olarak etkilenebiliyor. O yüzden biz mutlaka bunları birbiriyle bağlantılı şekilde çalıştırmamız, çocukları müsabaka şartlarına hazır hale getirmemiz gerekiyor. Eskiden öğrenilen bir hareketin yeni öğrenilen harekete aktarılmasına transfer denir. Yani biz her zaman verdiğimiz örnek basketbolda top sürmeyi öğrettik. Aldatma hareketini öğrettik, pası öğrettik, sıçramayı öğrettik, adımlamayı öğrettik. Bunlarla birleştirip bir turnike çalışması yaptıracağız. Nasıl bir çalışma olacak? İşte çocuk top sürecek, orta sahaya geçtikten sonra antrenöre pas verecek, tekrar antrenörden top alacak, herhangi bir savunma oyuncusuyla karşılaştığında aldatma hareketi yapacak, aldatma hareketinden sonra turnike açacak, turnike atarken doğru elle top sürüp, doğru yerde topu tutup, doğru yerde adımlamaya başlayıp, doğru yerde sıçrayıp, doğru yerde doğru elle topu çembere atmasını isteyeceksiniz. Eskiden öğrendiği hareketlerle yeni öğrenenleri birleştirecek. Yani biz burada anlatmak istediğim transfer olayını sporcunun gerçekleştirmesini sağlayacağız. Bu aktarma 3 türlü olur. Sporcunun herhangi bir hareket aktarması, transfer etmesi. Biri pozitif transfer, transferans dediğimiz transfer. Biri nötr transfer, etkilenmeyen transfer. Biri de negatif transfer, yani interferans dediğimiz transfer. Yani bu üç transferle çocuk olumlu olarak transfer edebilir. Hareketi doğru yerinde ve zamanında yapabilir. Nötr dediğimiz hiçbir şekilde hareketin yapımı daha önceki hareketlerden etkilenmez. Herhangi bir burada bir transfer gerçekleşmez. Negatif dediğimizde interferans transferde de olumsuz bir transfer gerçekleşir. Daha önceden öğrenilen hareketler yeni hareketlerle birleşirken olumsuz bir transferden dolayı yeni öğrenen hareket olumsuz olarak etkilenebilir. Öğretim yöntemleri içinde hareketlerin doğru öğretilmesi gerekiyor. Yani burada biz hareketlerin öğretiminde hangi öğretim yöntemini kullanacağız? Anlatım yöntemi mi, gösterim yöntemi mi, tüme varım mı, tümden gelin mi, problem çözme yöntemi mi, işte beyin fırtınası yöntemi mi kullanacağız, hazır buluş mu kullanacağız, buluş yöntemini mi kullanacağız, bu yöntemlerin karma halde mi antrenmanda kullanacağız, buna karar vermemiz gerekiyor. Her hareket aynı yöntemle çocuk öğrenemeyebilir. Farklı öğretim yöntemleri tek bir hareket için uygun olmayabilir. O yüzden hangi hareketi öğretilecekse bu hareketin öğretilmesinde çocukların yaşına, cinsiyetine ve seviyesine uygun olan öğretim yöntemi neyse bunu kullanmamız gerekiyor. Hareketin mutlaka sağlam bir şekilde yaptırılması gerekiyor. Yani biz hareketle eski öğrettiğimiz hareketlerle yeniyi birleştirirken, transfer yaparken hareketleri doğru zamanında, doğru yerinde, doğru şekilde yaptırılması ve
Gerekli olan enerjinin de en ekonomik bir şekilde harcanması gerekiyor. Bu yüzden bol tekrarla, bol alıştırma yaparak hareketin doğru formunun otomatik hale gelinceye kadar çalıştırılması gerekiyor. Hareketin detayları hakkında bilgi sahibi olunması. Hareketin detaylarından kastımız her an değişen müsabaka şartları içerisinde yeni oluşan duruma çocuğun uyum sağlaması ve yeni yapacağı harekete konsantre olup en kısa süre içerisinde bu hareketi uygulamaya geçmesi gerekiyor. Metodik sıralama içerisinde kolaylaştırıcı araç kullanılması gerekiyor. Biz basamakları ayırdık, kolaydan zora ya da basitten karmaşa bir sistem belirledik. Buranın içerisinde hareketin öğrenilmesi için gerekli olan kolaylaştırıcı araçlar. Örneğin turnikede adımlamayı öğreteceksiniz. Yere iki tane daire çizip ilk daireye sağ ayağın, ikinci daireye sol ayağının geleceğini söyleyebilirsiniz. Yere iki tane farklı renkte ayrım forması koyup işte kırmızının yanına sağ ayağını, sarının yanına sol ayağını başlayacaksın diyebilirsiniz. Yere iki tane su şişesi koyabilirsiniz, çanta koyabilirsiniz. Elinizdeki imkanlar neyse dışarıda okul bahçesinde asfaltta çalışma yaptırıyorsanız tepeşirle ya da bir taşla iki tane ya da bir boyayla oraya iki tane daire çizer. İçine de sağ ve sol yazarsınız. Çocuk hangi ayağını basacağını bilir. Bu şekilde hareketin öğretilmesinde ve metodik sıralamada kolaylaştırıcı bir araç kullanmış oluruz. Yine beceriyle ilgili farklı branşlardan örnekler. Basketbol, voleybol, futbol, handbol, jimnastik, tenis, kayak, yüzme, halter, diğer branşlar da olabilir. Her branşın içerisinde beceriyle ilgili uygulanabilecek çok farklı örnekler var. Bu örnekleri uygulatırken bizim temel dikkat edeceğimiz husus, bütün hareketlere ulaşmada, arzulanan ve hedeflenen harekete ulaşmada doğru kasların doğru zamanlarda kullanılması, gerekli olan kuvvetin gerekli oranda ve en ekonomik bir şekilde uygulanabilmesi olacaktır. Sporda beceri öğrenimin dönemin genel bir özetine değinecek olursak, biz becerilerin öğreniminde dikkat edecek hususlardan bahsettik. Öğrenim deneyimin tanımlanmasından bahsettik. Öğrenim deneyimin planlanmasından bahsettik. Bunlardan bahsederken birçok değişik detaydan bahsettik. Beceri öğreniminde dikkat edecek hususlarda öncelikle öğrenme deneyimin tanımlanması. Biz hangi hareketi öğreneceğiz? Bu hareketi öğretmenin amacımız ne olacak? Daha sonraki aşamada bunu planlarken bu harekete nasıl öğretmemiz gerekiyor? Tekrar sayımız ne olacak? Hangi seviyede öğreteceğiz? Hangi öğretim metodunu kullanacağız? Yardımcı araçlarımız ne olacak? Nasıl bir anlatım yöntemi, gösterim yöntemi kullanacağız? Buna karar veriyoruz. Sonra öğrenme deneyiminin değerlendirmesinde hareket yeterlice öğrenildi mi? Bizim için yeterli oldu mu? Çocuklar bireysel anlamda ve takım olarak gelişime kaydettik mi, kaydetmedik mi? Bununla ilgili bir değerlendirme yaparak eğer olumsuzluk varsa buna yönelik hareketin içerisinde mutlaka bir düzeltme yapıp plan programımızı değiştirmemiz gerekiyor. Öğrenme deneyimin tanımlanmasında biz öğrenen kim? Yani hangi yaş grubunu öğreteceğiz? Yaşı, cinsiyeti, bireysel farklılığı nedir? Daha önceki spor geçmişi nedir? Buna karar vermemiz gerekiyor. Sonra ne öğrenecek? Hangi hareketi öğreteceğiz? Nerede öğrenecek? Antrenmanı ya da çalışmayı uygulayacağımız saha neredir? Ne tür fiziksel şartlar var? Isısı nasıl? Işığı nasıl? Saha zemini nasıl? Kullanacak malzemeler neler? Bunlara karar vermemiz gerekiyor. Burada öğrenen kimde? Öğrenen özellikleri. Yaşı, önceki tecrübeleri, motivasyon düzeyi, öğrenme aşaması, yetenekleri, dikkat düzeyi, canlılık düzeyi, hafızası, bilgi işlem kapasitesi. Burada kaygı ve canlılık düzeyindeki artma biliyorsunuz ki öğrenmeyi engelliyor, etkiliyor. Bunların hepsi bizim için değişik kriter. Buna göre bizim öğreteceğimiz şey konusunda öğrenenin özelliklerine göre plan program yapmamız gerekiyor. Öğrenmenin amaçlarında ise program öğrenme, parametre öğrenme, hata tespiti ve düzeltilmesi, beceri detay çalışması, genelleme yapma gibi belirli bir görev için gerekli yeteneğe kişi yüksek seviyede sahipse ve kişi görev üzerinde yeterli süre alıştırma yaparsa en yüksek performansı elde edecektir. Biz harekete basamakları ayırdık. Basitten karmaşa, kolaydan zora bir sıra belirledik. Bol tekrar yaptırdık. Tekrar yaparken hataları düzelttik. Hatalar düzelttikten sonra tekrar yaptırdık. Yine bir hata olursa tekrar geri dönüt verdik. Amacımız burada hareketi otomatik hale gelene kadar tekrar ettirdik. Sonra zaten çocuk en yüksek performansta beceriyi rahatlıkla sergileyebilecektir. Sonra ne öğrenilecek kısmına geçtik. Burada görevimiz neydi? Hedef becerinin özelliklerinde. Kesik beceri mi olacak, seri beceri mi, devamlı beceri mi? Buradaki beceri motor beceri mi, bilişsel beceri mi? Bundan bahsettik. Öğreteceğimiz beceri kapalı beceri mi, açık beceri mi? Burada kapalı döngü kontrolü var mı? Geri bildirimi nasıl vermemiz gerekiyor? Açık döngü kontrolü varsa burada uygulayacağımız motor programlar nedir? Genelleştirilmiş bir motor programı uygulayacağız.
Bunu anlattık, bunun üzerinde durduk. Sonrasında yine görev özelliklerinde hız ve tutarlık takasını yaparken çocukların mekansal tutarlıkta ve zamansal tutarlıkta yaşadıkları sıkıntılar, olumlu ve olumsuz faktörler, bunların beceriyi ne kadar etkilediğinden bahsettik. Burada cisim manipülasyonundan bahsettik. Sonra bilgi işlem talepleri, çocuğun, sporcunun uyarıyı tanımlaması, daha sonra hangi tepkiyi vereceği alternatif arasından seçmesi, sonra vereceği tepkiyi programlaması ve bunu hareketli uygulama safhasında devreye sokmasından bahsedildi. Tabii burada sakatlanma riski de çok fazla önemli. İlk haftalarda bahsettiğimiz gibi yaşanan sakatlıklar beceriyi çok fazla olumsuz yönde etkileyecektir. Hareket nerede öğrenilecek? Buradaki hedef çevremiz nedir? Rekreasyon amaçlı mı bir çalışma yapıyoruz? Yarışma amaçlı mı bir çalışma yapıyoruz? Klinik amaçlı mı bir çalışmamız var? Ev ortamında mı çalışıyoruz? Bir başkasının varlığı ve yokluğunda bu sahadaki diğer sporcular olabilir, sahadaki diğer antrenörler olabilir, tribündeki seyirci olabilir, tribündeki aile olabilir, tribündeki arkadaşlar olabilir, televizyondaki naklen yayın olabilir. Bunların beceriyi olumlu olumsuz ne kadar etkilediği önemli olarak ortaya çıkmaktadır. Öğrenme deneyiminin planlanmasından bahsettik. Burada planlarken 4 aşamamız vardı. Alıştırmanın ön hazırlığı, alıştırmanın sunumu, alıştırmanın yapısı ve alıştırmada geri bildirim. Ön bir hazırlık yaptık. Biz hangi beceriyi uygulayacaksak, sonra bu beceriyi hem gösterdik hem anlattık. Alıştırmada yapılacak hataları, nerede hangi hareketin yapılması gerekiyor bundan bahsettik. Sonra alıştırmalar yapılırken bu hareketleri gözlemledik. Hatanın olduğu yerde gecikmeden geri bildirim verdik. Tekrar hata yapılması için gerekli hareketin yapılması için gerekli zamanı sunduk. Tekrar bu hata sonrası düzeltilmiş hareketler yapılırken tekrar gözlem yaptık. Herhangi bir yerde tekrar farklı bir hata devreye girerse, ortaya çıkarsa bunu düzeltmek için de gecikmeden geri dönüt verdik. Alıştırmaların ön hazırlığında biz detaya inecek olursak burada amacı belirledik. Sonuçta ulaşacağımız amaç nedir? Performans olarak, bireysel olarak nereye kadar ulaşmamız gerekiyor? Süreç sonunda biz ligi nerede bitireceğiz? Şampiyonluk mu hedefimiz, ilk 3 mü, playoff'a kalmak mı, değil mi? Bunlardan bahsettik. Burada öğrenme aşaması, öğrenmenin aktarımı, hedef beceri, hedef davranış, hedef çevre, uyguladığımız performansın ölçümü, bunlarla ilgili kriterlere ve detaylardan bahsettik. Sözel ve bilişsel aşamada öğretim ve gösterimler çok önemli rol oynuyor. Yani biz çocuğu ilk hareketi anlarken hem gösterip hem anlatmamız çocuğun hareketi kavraması ve uygulama safhasında çok daha faydalı oluyor. Yetenekleri pratik yapmak değil, amaçlanan başarıya özgü becerileri çalışmak yararlı olabilir. Yani bizim sezon başındaki amacımız neyse, o amaca ulaşmak için gerekli olan becerilere çalışmamız bizim amaca ulaşmamızda daha faydalı olabileceği düşünülmektedir. Özel aşamaya ulaşmış kişi hataları daha kolay tespit edip düzeltebilir. Her ne kadar biz çocukları sürekli gözlemlesek de, izlesek de, hataları gördüğümüz yerde geri dönüt verirsek de, biz bilişsel olarak çocukları hazırlar. Hareketin her aşamasını onlara öğretir. Amacı yerinde ve zamanında açıklarsak çocuk yaptığı kendi hatayı kendi görüp siz söylemeden düzeltmeye çalışabilir. Öğreneni ortama alıştırmak ve tanıtmak, öğrenenin kaygı seviyesini azaltarak performans gelişim sürecine daha fazla odaklanmalarını sağlar. Biz antrenman yapacağımız sahayı ve salonu ya da mekana gelecek sporcuları alıştırırsak, oraya uyumlarını sağlarsak, o sahayı, yeri, zemini çocuklara sevdirirsek, onlara bir şey öğretmek, onların orada kaygısız şekilde mücadele etmelerini sağlamak performanslarını daha üst seviyeye çıkaracaktır. Alıştırmaların sunumunda ortaya çıkan faktörler nelerdir? Beklentilere açıklık getirme, canlılık düzeyini kontrol etme, dikkatli odaklama yöneltme, açıklamalar, gösterimler, destek, fiziksel provalar. Bu fiziksel provaların içerisinde simülasyon çalışması, parça çalışması, yavaş devinim çalışması, hata tespit çalışması, bunlara da yer verdik, örneklendirdik. Sonra zihinsel prova tekniklerini geliştirdik. Çocuklar ne kadar zihinsel antrenman yaparsa, ne kadar mental olarak hazır hale gelirlerse, gerek antrenmanlarda gerek müsabakalarda performanslarının daha üst düzeye çıktığından, çıkabileceğinden bahsettik. Bunlara tek tek alıştırmaların sunumunda değindiğimiz noktalar olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada öğreneni ortama alıştırmak, onun ortamı tanıtmak, öğrenenin kaygı seviyesini azaltarak performans gelişim sürecine daha fazla odaklanmalarını sağlıyor. Çok hızlı programlanmış hareketlerde
Parçaları ayrı ayrı çalışmak nadiren faydalıdır ama bu öğrenme için zararlı olabilir. O yüzden çok hızlı bizim bir programımız varsa hareket parçalarını basamaklamadan ziyade tümden gelim yöntemini kullanmak daha faydalı olacaktır. Öğrenme ortamlarında pasif yardım prosedürü hareket gösteriminde yararlıdır. Fakat birçok yerde kinestetik becerilere zarar verebilir. Bundan dolayı pasif yardım prosedürü daha az kullanılması gereken bir prosedür olarak karşımıza çıkıyor. Alıştırmaların tasarımında önemli olan burada bir şema gelişimi geliştirdik. Burada alıştırma bizim sabit bir alıştırma mı, değişken alıştırma mı? Hatta burada bahsetmiştik. Sabit ve değişken alıştırmada sürekli hareketlerin yapıldığı ya da sürekli değişen hareketlerin yapıldığı. Aktarımı kolaylaştırmada yine blok alıştırma ve rastgele alıştırmadan bahsettik. Blok alıştırmada işte rastgele alıştırmadan farkları nelerdir? Biz burada devamlı veya değişken alıştırma yaparken etki tepki eşleştirmesini nasıl yapmamız gerekiyor? Bunları detaylı size aktardık, anlattık. Burada değişken alıştırma daha etkin şemalar geliştirmeye sağlayarak öğrenmeyi arttırıyor. O yüzden biz hem değişken hem rastgele bir alıştırma yöntemi seçersek becerinin arttırılmasına çok daha faydalı olabileceğini söylemiştik. Değişken alıştırmada birçok hareketin aynı anda uygulandığı, rastgele alıştırma yönteminde de hangi hareketin hangi sırayla geleceğinin belli olmadığı alıştırma yöntemiydi. Burada rastgele alıştırmayı öğrenmeyi arttırdığından tekrar tekrar üzerine durarak bahsettik. Çünkü genelleştirilmiş motor programları boyunca daha etkin bir şekilde elde edilmesinden bahsetmiştik. Alıştırmada geri bildirimi nasıl sağlıyorduk? Biz içsel geri bildirimimiz vardı, dışsal geri bildirimimiz vardı. Dışsal geri bildirim içinde sonuç bilgisi ve performans bilgisinden bahsetmiştik. Geri bildirim verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyordu? Burada geri bildirimin çeşidi, programlara ve parametrelerine, görsel geri bildirim mi olacak, sözel geri bildirim mi olacak, elle yapılan bir geri bildirim mi olacak? Burada betimsel, preskriptif bir geri bildirim olacak. Buna karar vermemiz gerekiyordu. Geri bildirimin miktarı ne kadar olacak? Ortalama mı yoksa özet bir geri bildirim mi olacak? Geri bildirimin kesinliği ve sıklığı ne olacak? Buna dikkat etmemiz gerekiyordu. Uzun süreli, çok tekrarlı, sıkıcı aktivitelerde dışsal geri bildirim ek olarak verilmesi performansta ani artmalar sağlayacaktı. Eğer antrenör geri bildirimi çok sık verirse, bireyler fiziksel destekte olduğu gibi daha geçerli, güvenilir olan iç kaynaklı geri bildirimlere dayanmak yerine dış kaynaklı bu bilgileri kullanarak bağımlılık kazanıyorlardı. Açık döngü kontrolü hareketlerde geri bildirim herhangi bir yerde oluşmadığından hataları tespit etmek ya da düzeltmek mümkün olmuyordu. Geri bildirimden bahsederken bunlardan detaylı olarak bahsetmiştik. Burada da hiyerarşik motor kontrol öğrenme modelinin son hali var. Burada etkiden sonra vücuda bilgi nasıl giriyor, bilgi nasıl sentezleniyor, nasıl algılanıyor, hareketin tasarımı nasıl yapılıyor, tasarım yapıldıktan sonra çözüm önerileri içerisinde alternatifler nasıl belirleniyor, bu alternatifler içerisinde en uygunu nasıl seçiliyor, hareket yapılmaya nasıl geçiliyor, bunlarla ilgili detaylara karar veriyorduk. Önemli olan bizim burada dersin başından beri bahsettiğimiz antrenman programı ve planını yaparken hitap ettiğimiz grubun yetenekleri, bireysel farklılıkları, cinsiyetleri, spor özgeçmişlerini ön plana çıkararak buna göre bir plan program yapmamız gerekiyor. Çocuklara geri dönüt verirken verdiğimiz geri dönütün çocukların seviyesine uygun olması gerekiyor. Onların hatayı düzeltmek için tekrar yapmaları, istekli olmaları gerekiyor. Bu isteklerin yanı sıra fiziksel ve psikolojik faktörlerin bunun için yeterli olması gerekiyor. Bunun devamında da hareketlerin kusursuz bir şekilde yapılabilmesi için alıştırmaların mümkün oldukça çok sayıda ve yerinde ve zamanda sıklıkla yapılması gerekiyor. Yani temelde biz arzulanan hareketlere ulaşabilmek için doğru kasları doğru zamanlarda kullanabilmek için gerekli olan kuvveti gerekli oranda ve en ergonomik şekilde uygulayabilmek için sahibi olduğumuz yetenekleri sergilerken bu kriterlerin tamamına dikkat etmemiz gerekiyor. Dersimiz burada sona eriyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Sevgi ve saygılarımla.